Dünya ve bizden iyi akşamlar, iyi bayramlar. Bugün konuğum Soli Özel, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi bayramlar herkese. Sağ olun. Soli Özel'le hatırlarsanız Skype bağlantısı yapmıştık. Nereden? Soli Özel 4 aydır ABD'de ve Yale'de, değil mi hocam? Yanlış evet, Yale Üniversitesi'nde. Yale Üniversitesi'nde ders veriyor. Yani şöyle söyleyeyim. Ben bunun açıkçası iftihar vesilesi olduğunu düşünüyorum. Hani sizlerin, bizlerin aramızdan işte o yaşlarda çocukları olanların, büyüyenlerin aman acaba gider mi filan, tabii ücretini karşılamak zor da hani burslu. O üniversite dünyanın en muteber, en köklü belki 10 diyelim işte üniversitesinden birinde hocalık yapıp geldi. Bu bakımdan önemli ama... Bunun dışında daha önceki Skype bağlantılarımızda hep arada şu söz alınıp verilmişti karşılıklı, hatırlarsanız. Şöyle bir döndüğü zaman İstanbul'a dolu dolu bir program yapalım diye. İşte tam da bu bayram sohbetine denk geldi. Soli Özel'le baş başa dolu dolu şöyle uzun uzun, ben de onun sözünü kesmeden mümkün mertebe bir program yapacağız. Ağırlığı da ABD'ye vermeye çalışacağız. Zaten oradan geldi sıcağı sıcağına. Nereden ABD? Zaten ABD'ye vermek deyince dünyanın her yerine de dokunmuş oluyoruz bir bakıma. Şöyle de düşündüm ben. Ülkemizde anti-Amerikancılık herhalde nabzı tutulsa tavan yaptığı bir dönemdeyiz. Tarihimizde, Cumhuriyet tarihinde bu denli sert, hırçın bir anti-Amerikancılık yönetim kesiminden tüm partilere, en İslamcısından en solcusuna herkes Amerika düşmanı. İşte Soli Hoca da aslanın ağzından, aslanın ininden geliyor. Dolayısıyla acaba orada da Türkiye gündemde nerede, onu da öğrenmiş oluruz. Şimdi şöyle bir genel başlangıç yapmak istiyorum size. Bir yumuşak top atayım deyim yerindeyse. Geçen programda Çiğdem Nas ve Sezin Öne'yle Avrupa Parlamentosu seçimlerini konuştuk. Bugün de bir başka yönüyle konuşmak istiyorum onu zaman kaldıkça. Orada programın başında her ikisine de manşetiniz ne olur dedim. Hatta işte bir özenti gazetecilik yapayım dedim. Şöyle bir manşet atsanız, bir iki başlık verseniz ne olur diye. İşte hatta yazımda da sizininkilere değindim. İşte Avrupa yeşerdi dedi, Avrupa bölünerek birleşiyor dedi. Bu bağlamda sizin bu 4 aylık deneyiminizden sonra ne manşet atarsınız bu ABD deneyiminize dair, bir iki başlık böyle girelim isterseniz, sonra da genel bir izlenimlerinizi alalım. Şimdi yani benim söyleyeceklerim Türkiye'de dünyayı takip etmeye ve Amerika'yı takip etmeye çalışanlar açısından çok yeni bir şey olmaz. Şu anlamda hemen herkes elinde şöyle bir aygıt olan Amerikan gazeteleri ne yazıyor, ne söylüyor, bunlara bakıyorlar. Ben ayrıca Washington'da değildim, Washington'a uzaktım. Fakat Washington'a da gittim. Dolayısıyla bulunduğum iki yer itibariyle, sonuçta ben Yale'de hukuk fakültesinde, yerim hukuk fakültesindeydi. Dersi siyaset biliminde verdim. Hukuk fakültesindeki hocaların en azından Amerikan, önemli Amerikan gazetelerinin manşetleri üzerinden Türkiye'yi takip ettiklerine tanık oldum. Sadece Türkiye'yi takip etmekle, sadece ya Türkiye diye bir ülke vardı ne oluyor ötesinde, kendilerinin de giderek Trump yönetimi nedeniyle korkmaya başladıkları, liberal demokrasinin sonu mu geliyor, biz de otoriterleşir miyiz vesaire sorularını kafalarında döndürenler, Türkiye gibi bir örneğe tıpkı Macaristan'a baktıkları gibi çok yakından bakma ya da bunu anlama gereği hissediyorlar. Dolayısıyla ben özellikle Türkiye'de yapılan yerel seçimlerin ardından, özellikle İstanbul'un böyle ortada kalmasından vesaire sonra çok soruya muhatap oldum. Bu konuları tartıştım. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Ayrıca okulda da zaten bir perşembe öğleni de bu konularda bir konuşma yaptım. Şeye bakınca, ne denir, Washington tarafına bakınca, oraya gittiğimde şuna tanıklık ettim. Bir kere gene bunu da dediğim gibi takip eden herkes açısından yeniliği olmayan bir söz bu. Washington'da Türkiye'nin Amerikan Kongresi'nde
hiçbir dostu, hiçbir kalmamış. Destekçisi kalmamış gibi. Bunun da ötesinde büyük bir öfkenin de varlığını sezdim. Hı hı. Yani bir şekilde bu kadar yakın olduğumuz ya da destek verdiğimiz ya da ümit beslemiş olduğumuz bir ülkenin yönetimiyle nasıl bu hale geldik diye ve tabii Amerikan usulü kendilerinde hiçbir sorumluluk olmaz genelde. Sorumluluk hep karşı taraftadır ama öyle büyük bir öfkenin varlığını hissettim. Buna karşılık yönetim içinde Türkiye ile ilişkileri korumak isteyen, bunların bozulmasını engellemeye çalışan da bir grup var. Bu bakımdan da bugüne kadar Türkiye'ye hemen hemen her koşulda destek veren Savunma Bakanlığı'nın, yani namı diğer Pentagon'un daha böyle Türkiye'ye yönelik eleştirel bir köşeye geçtiğini, buna karşılık belki de geleneksel olarak zaten Türkiye'yi bir şekilde idare etmeye çabalayan Dışişleri Bakanlığı'nın ise hala bu ilişkiden kurtarılabilecek bir şeyler var mı diye baktığını, çaba gösterdiğini izledim. Son olarak tabii bir de Türkiye ile ilgilenen şu var, izleyicilerimiz arasında eğer her Amerikalının sabah kalktığı zaman Washington'da Türkiye ile ne oluyor, evet, veyahut da bugün Türkiye ne yapalım falan diye düşündüğünü sanıyorlarsa, Washington'da Türkiye konusunda uzman diye adlandırabileceğiniz insan sayısı hani iki elin on parmağını, hadi bilemiyorum dört elin yirmi parmağını da pek geçmez. Daha önce daha fazla mıydı? Yok, hayır, bu her aynı zaman böyleydi. Artmamış, azalmamış, aynı kalmış. Öyle yani, dar bir çevre. Evet. Şimdi bunların içinde yetti gayrı diyenlerin hem sayısı sanki yükseliyor, hem de sesleri biraz daha yüksek çıkmaya başlıyor. Bu beni açıkçası, özellikle tanıdığım bir ikisinin son dönemlerde Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili yazdıkları yazılar beni ciddi olarak sinirlendirdi. Yani şundan dolayı sinirlendirdi. Ya Türk-Amerikan ilişkilerinde bugün tanık olduğumuz sorunlar sadece Türkiye'den kaynaklanan sorunlar değil. Yani Türkiye'nin yanlış yaptığı şudur, pek çok şey var ama ya Amerikan yönetimlerinin yapmış oldukları Bush döneminden beri vesaire o kadar çok yanlış, Türkiye'nin ve başka ülkelerin nasırına basan ve hiçbir şekilde özür dilemedikleri, yarattıkları kargaşadan, yarattıkları felaketlerden dönmeyi bilmeden, bunları düzeltmeye çabalamadan arkalarında bırakmış oldukları o kadar büyük enkaz var ki, bunları atlayarak doğrudan doğru hep karşılarındakine bütün bunları yüklemeleri bana açıkçası doğru gelmiyor. Akademik olarak da gayri gayri dürüst geliyor. Ama havada bu. Yani bundan atıyorum 6-7 sene önceye kadar, hatta belki Gezi öncesine kadar Türkiye'de işte Arap isyanlarına örnek teşkil edecek ülke, İslam'la demokrasiyi bağdaştırmış ülke, işte vesayet rejiminden bilmem daha açık rejime geçmiş ülke diye bunun tersine pek çok şey olurken bile bahsedenlerin sizden zaten bir halt olmaz noktasına gelmiş olduklarını zaten net olarak görüyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye ile ilgili tartışmada artık Türkiye'nin demokrasisi, demokratikleşmesi şusu busundan çok, kardeşim siz Batı ittifakı içinde kalacak mısınız, kalmayacak mısınız? Bu S-400 meselesi nedir, ne olmaktadır? F-35'ten siz atılacak mısınız, atılmayacak mısınız? Sizin kararınızdır, bekliyoruz şeklinde dönüyor. Ve herkes de dediğim gibi böyle heyecan içinde, hatta biraz bekliyor. Ha şu var, son olarak şunu söyleyeyim. Ya bugüne kadar Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında böyle sorunlar çıktığında, belki hiçbir zaman bu kadar ciddi değildi ama sorunlar çıktığında ve sanırım Türkiye'nin de, hatta bugün Türkiye'yi yönetenlerin en çok güvendikleri şey bizden vazgeçemezler duygusuydu. Yani biz o kadar önemliyiz ki hani ne olursa olsun bir şekilde jeopolitik önemimiz nedeniyle bir kıvırmanın yolunu buluruz. Siz Amerika'da görev de yaptınız. Üstelik hariciyesisiniz. Bunları biliyorsunuz. Ben bugün bu duyguya yaslanarak gereksiz bir özgüvenle hareket etmenin çok yanlış olacağı
kanısına varmış durumdayım. Yani kardeşim ipi çekmek istiyorsanız buyurun ne isterseniz yapın, ondan sonra hepimiz hep birlikte başımızın çaresine bakarız tarvı bence giderek yerleşiyor. Yani evet, bunun bir bedeli var. Varsa da var. Tam da şunu aslında iyi oldu bu. Onu ben de sormak istiyordum. Biraz daha o konuyu deşelim diye. Yani anladığım kadarıyla söylediğinizden hem olumsuz da olsa bir ilgi var. Yani Türkiye'de seçim oluyor, neyi size gelip soruluyor. Yayıldı evet. En azından. Hani yayıldı evet. İlgi olması demesi. Bütün yayılın da böyle bir etki alanı var. Yani. Var bütün tabii, bir Amerika'da evet. Karar alıcı içinde evet. Hani malum bu herkesin bildiği. Ama bu ilgi tam da onu diyecektim. Jeopolitik olarak çok önemli bir ülke acaba ne oluyordan otoriter işte Macaristan herhalde Macaristan küçümsemeyelim hiçbir ülkeyi ama yani Macaristan nüfus büyüklüğü ve haritadaki konumu tabii. Bakımından Türkiye ile karşılaştırılmaz. Yani o kefede bir ilgi var. Onun ters yönü de demek ki sonuna kadar kullanılacak bir avantaj olmaktan çıktı. Yani bunun ekmeği yendi artık. Benim edindiğim izlenim açıkçası o. Peki bu şu mu? Hani bizde sanki şöyle bir yaklaşım var gibi geliyor bana. Evet kardeşim, biz de biliyoruz sizin kadar kongrede bizi destekleyen yok. Umurumuzda da değil. İşte bunlar da umurumuzda değil. Biz kuşlardan en tepedeki adam Başkan Trump. Sayın Cumhurbaşkanı alo der. İşte kovalar G20 marjında işte Normandiya olmadı, oradan buraya gelin dendi, olmadığı anlaşılıyor. Öyle bir söz konuşulduğu basına yansımıştı, ben doğrudan benim bilmiyorum. Bildiğim Japonya'da G20'de evet, buluşacaklar. Öyle olacak. Ondan önce işte bu şu anda malum şeyde bu D-Day işte evet. Anması madem evet. Oraya kadar geliyor, gelmişken buraya buyursun diye bir bir salma yapılmıştı da tutmamıştı evet. O. Şimdi oradan işi bitirmek gibi sanki. Tabii şimdi en az iki kişi bana Trump Erdoğan'ı seviyor dedi. Evet. Şimdi Trump'la ilgili olarak analiz yapmaya çalıştığınızda Trump'ın birini sevmesi ya da sevmemesi çıkarlar şunlar bunlardan evet. Filan son derece daha önemli bir unsur olarak devreye giriyor. Fakat mesela bir ara ben hatta bunu sormamın nedeni de şuydu. Hani bir ara bir haber çıktı işte Temmuz ayında Trump Türkiye'yi ziyaret edecek. Tam da ondan bahsediyorum. Şimdi ben de bunun üzerine Allah Allah diye bir sordum. Kimsenin yani benim konuşabildiğim, erişebildiğim yerlerde kimsenin böyle bir şeyden haberi yoktu. Sadece birisi dedi ki bana vallahi olabilir dedi. Yani böyle bir şey laf geçmiş olabilir, davet verilmiş olabilir. Trump da niye olmasın? Demiş olabilir dedi. Çünkü dedi Erdoğan'ı seviyor dedi. Fakat sonradan da ortaya çıkıyor ki hani bu Türkiye'de özellikle büyük de bir heyecan yarattıktan sonra bunun pek de yerinde bir davranış olmayacağına dair yönetim kademesine aşağıdan belki Dışişleri Bakanlığı'ndan filan da bir takım uyarılar gitmiş. Bunlar da çok anlamlı değil yani uyarı 40 bin tane gidiyor da Trump'a bunların hiçbirini de dinlemiyor. Zaten onu şimdi birazdan da herhalde konuşacağız. Doğru, Türkiye bu işleri en üst düzeyde halledebileceğini düşünüyor. Trump da sanıyorum zaten davranışıyla Türkiye'de karar vericilere bu hissiyatı da veriyor. Ya idare edeceğiz herhalde ama işte bu kapsa şeyine baktığınız zaman, kurallarına falan baktığınız zaman ya başkan istediği kadar aşık da olsa hani şeye Kuzey Kore'nin başkanına aşk yaşıyorlar ya. Aşık da olsa oradaki 12 maddeden en az 5'ini uygulamakla yükümlü. Ya bundan evet. Da kaçabilmesi. Ama hangileri olduğunu kendi seçiyor değil mi? Olabilir ama yani bunlar da hani 5 tanesi o kadar rahat şeyler. Olsa da ne olur diyeceğiniz evet. Türden maddeler. Bunların her evet. Birisi ağır yaptırımlar evet. Anlamına gelen ve uygulandıkları ülkeleri sarsacak düzeyde. Maddeler yani. Hele bizimki gibi herhalde bu kadar kırılgan bir dönemde. Şimdi zaten tartışma noktalarından biri de bu. Yani şimdi diplomaside de herhalde bu böyledir değil mi? Yani arkanızı neye yasladığınızı bilirsiniz. Dolayısıyla arkanızdaki dayanağın kaldırabileceği kadar blöf yaparsınız veyahut da iddialı olursunuz veyahut da bir takım tehditler savurursunuz. Şimdi Türkiye'nin iktisadi olarak kırılganlığı ortada yani
IMF çevrelerinden Türkiye'ye bakanların söylediği, eğer Türkiye günün birinde IMF'nin kapısını çalacak olursa IMF tarihinin en büyük paketi. İşte Arjantin'in iki katı falan olacak. Arjantin'in iki katı falan olması bekleniyor. Yani 100 milyara falan. 100'ün biraz üzerinde. Yani şimdi ortada bu rakamlar uçuşurken sizin hakikaten bu kadar kırılganlığınızla hep benim dediğim olacak diye ısrar etmeniz ancak bir yere kadar sizi götürecek. Ondan orada sonra bir da konu dışı bir soru sorayım. Mahathir Muhammed 92 yaşında geri döndü 93, başbakan. Evet, 93 ve dünyanın en yaşlı başbakanı oldu. Evet. Onun öyküsü malum bu. İşte sermaye kontrol, işte IMF'ye gitmeden çıktı Malezya deniyor krizden. İşte sermaye kontrolü adı altında işte dövizi sabitleyip her türlü döviz hareketini çok sıkı takibe alan bir yaklaşım. O 97'de bunu yaptı ama Malezya'da epey bir bedel ödedi onun için benim bildiğim kadarıyla. Şimdi bir kez daha benzer bir çatışma hali varmış galiba Malezya'yla. Yani o sonuç olumlu değil diyen de var benim bildiğim kadarıyla. Bizde bu olup ben böyle bir senaryo illa inat ettim IMF'ye gitmem deyip böyle bir kontrollü ekonomiye geçiş size gerçekçi şimdi gelir mi? Açıkçası ben bizdeki karar vericilerin hangi kriterlere göre hareket ettiklerini izleyebilme becerimi yitirdiğimi düşünüyorum. Bunun dışarıda olmamdan kaynaklandığını sanıyordum ama arkadaşlarımla konuştuğum zaman benden çok daha farklı bir durumda olmadıklarını da görüyorum. Ben şu anda Türkiye'de olan biraz günü kurtarma. Şimdi biraz da günlük yani seçim 23 bu İstanbul seçimlerine o kadar. O gün neyse ya o günün menüsünde ne varsa onu kurtarmanın ötesinde bir şey yok. İşte bugün de seçimler nedeniyle belki işte dövizi yükseltmemek için işte arkadan 4,5 milyar dolar sattırmalar kamu bankalarına veyahut da işte faizleri yükseltmeyeceksiniz diye. İşte emeklilik şeyine el koymak falan. Daha henüz koymadılar ama yani onların nerelere yatırılması gerektiği hakkında bir karar çıkarıldı. Dolayısıyla bir başlangıç oluşturuyor. Bütün bunlar tabii Türkiye'deki iktisadi sistemin işleyişi hakkında sadece dışarıda değil herhalde içeride de insanlarda bir takım kaygılar uyandırıyor. Şimdi benim son baktığımda Türkiye'deki toplam tasarrufların %53'ü döviz cinsindendi. Üstelik de artmaya devam ediyor. İlk 40 arasında mesela muhalif olduğu bilinen İzmir yoktu. İlk 3 şehir birisi Çorum, Yozgat ve Bayburt diyemeyeceğim ama yani oldukça İstanbul 4. sıradaydı. Yani Erdoğan'a AK Parti'ye oy veren de parasını dövizde tutuyor. Dövizde tutuyor. Hani bu bir zamanlar şöyle açıklanırdı. Efendim faize karşı oldukları için dövizde kendilerini koruyorlar falan ama yani herkes bir şekilde kendini korumanın yolu olarak da dövizi bulmuş gibi gözüküyor o bakımdan. Peki ABD tarafına dönmeden madem bu tarafa geçtik. Şunu da o blöf hani elini bu kadar zorlama bu soru bana da çok soruluyor. Eminim size de soruluyordur. Hani neye karşılık bunu sonuna kadar oynuyor Türkiye bu kartı? Yani ne alacak da tamam diyecek vazgeçtik S-400 işinden? Sanıyorum istediği şey zaten bu. Yani sizin, Fırat'ın doğusu sizin mu? Sizin yazılarınızda da bu sık sık var. En çok adı geçen isimlerden birisi sizin yazılarınızda. James Jeffries. Evet. Şimdi o sık sık Türkiye'ye geliyor. Zaten Türkiye'yi iyi de bilen birisi. Hı-hı. Suriye'deki özel temsilcisi Amerika'nın. Bunun en son yaptığı, en azından benim gördüğüm en son konuşmasında Türkiye'nin taleplerinin bir şekilde karşılanması için çaba gösterdiklerini söylüyordu. Fakat onun ardından İki cümle güvenli bölgede anlaşamadık. Hayır yani en azından Türkiye'nin istediği derinlikte bir güvenlik bölge mümkün değildir. Şimdi o en başta söylediğime sanırım geliyor. Jeffrey sonuç olarak Dışişleri Bakanlığı mensubu birisi idi. Oradaki hattı kontrol edense Pentagon. Yani Jeffrey sanırım Pentagon'a rağmen şu güvenlik bölgesini verelim diyemiyor ya da demeye kalktığı takdirde Pentagon hop bakalım o olmaz böyle olması gerekir diyor. Sonuçta Türkiye'nin sanırım bütün ilişkileri ki Rusya ile olan ilişkileri de bundan azade değil sanıyorum. Fırat'ın doğusunda PYD'nin konumu ne olacak? Türkiye PYD'nin bugün hakim gibi gözüktüğü yerlerde ne ölçüde müdahil olabilecek sorusuna kilitlenmiş vaziyette.
Bunlardan da yani bu kadar uzun zamandır tartışma oluyor. Bir şey de alınmış değil. Hani S-400'e karşı bunu verin idiyse mesele, bunun da işlemeyeceği görüldü. Bu arada tabii S-400'ü ne kadar çok pazarlık unsuru gibi kullandığınız ortaya çıkarsa, ki ayrıca hani günün hangi saatinde S-400 alınacak, hangi saatinde alınmayacak ya da ertelenecek, onu da kestiremiyorum. Ruslar da hemen şak diye bir İdlib banasını açıyorlar ki hani Rusya kendisi yapmasa bile Beşar Esad rejimi bugün Rusya'ya rağmen bir takım şeyleri yapabilme kapasitesine sahip gibi gözüküyor. Benim okuduklarımdan biraz o çıkıyor. İranlıların nasıl baktıkları belli değil. O zaman sizin her ne oyun oynuyorsanız, eğer bir oyun oynuyorsanız bunun sonucunu pek alabileceğinize dair bir işaret ben pek göremiyorum. O zaman tabii o yayından önce de konuştuk, hani fazla İdlib şey konuşmayalım diye mecburen konuşuyoruz tabii. Hani siz ABD'den taze döndünüz, o tarafta yoğunlaşalım diye şimdilik kenara bırakıyorum Suriye'yi. Hani şöyle Mikado'nun çöpleri gibi atsak şu isimleri işte. Ulusal Güvenlik Danışmanı, adam da pos bıyıklı diye hep bir bıyık pos bıyık falan diye dalga geçiyor. O da aslında ayrımcılık bir anlamda. Adam sakallı bıyıklı olsa ne olur, hani saçı falan neyse. O bıyıktan dolayı. Hayır ama o, şimdi, o bunun alameti, bıyık, alameti evet. Farikası nasıl evet. Ki Maçoğlu'nun portresi çizildiği evet. Zaman da önce bıyık çıkıyor ortaya. Yani. Ben şu yönden yaklaşıyorum, hani mesela tombul olsaydı şişko diye bahsedilmezdi yok. Pompeo için kimse şişko demiyor. Şimdi Bolton Ulusal Güvenlik Danışmanı. Pompeo işte söylediğiniz dışişleri. Shanahan oldu herhalde değil mi? Savunma. Yok hala olma, hala vekil ama işte o bakıyor ha. Oraya. Yani olacak herhalde. Boeing'den gelme malum daha böyle şey. Damat var bir de Kushner. Çok bize ilgili değil ama işte bir malum şeyle bizim damat Berat Albayrak'tı, orada oturdu. O evet. Bu bölgeyle ilgili ulusal bu Orta Doğu Barış Planı, onu ayrıca konuşacağız. Dışişlerinin altında da iki kişi var yalnız. Jeffrey var, bir de Satterfield geliyor. Gelemiyor. Yani en azından şimdi komisyondan çıktı onun ataması. Fakat ama artık genel yolda yani. Hayır, şimdi genel kurulda Ayovalı bir senatör Dışişleri Bakanlığı bunun bir programına taş koydu diye. Satterfield'de bununla ilgilendiği için görevdeyken o da ona taş koydu. O da ona taş koydu. Nasıl aşılacak? Herhalde Dışişleri Bakanlığı geri adım atacak yani. Ayovalı senatör onu şey yaptı, bloke etti. Bir de temcit pilavı gibi artık izleyicilerimiz de aşina oldu. İşte UCOM, CENTCOM meselesi var Pentagon'un altında. Tabii. Bütün bu harmanın içinden Türkiye işi yani Jeffrey, çünkü Jeffrey'den bahsettiniz evet. İşte. Gerçi evet. Benim de yazılarımda çünkü Suriye ile o ilgili. Ama hani point person mı denir yani, o mudur Türkiye, Bay Türkiye yani Jeffrey üzerinden mi gidiyoruz şimdi? Tamam, biz dedik ki kuşlardan kargayı tanırım, Trump'ın üzerine oynanıyor ama bu dosya bütün bu isimler arasında hepsi bir ucundan mı tutuyor? Bu arada tabii Türkçe bildiği söylenen CIA direktörünün de hiç bizle ilgili bir yani görmüyoruz. CIA ile kavgalı Trump zaten yani. CIA direktörü pozisyon bile alsa Trump'a bunu ne kadar kabul evet. bitirebileceği belli değil. Hatta Trump'ın diğerleriyle ilişkisine de sonra değinirim herhalde. Vallahi yani. Jeffrey'nin etkisi varsa kendi Dışişleri Bakanı üzerinde vardı. İşte o da geldi burada bir konuştu vesaire. Fakat yani somut hiçbir şey benim görebildiğim kadarıyla yok ya. Havaya bir takım laflar atılıyor. Yani 3 ay önce de benzer sözler söyleniyordu. Fakat hiçbir yere varamıyorsunuz. Yani şimdi S-400'lerle F-35'lerin birbirini yok edecek iki kart olduğu artık çok uzun zamandır aşikar. Evet. Yani işte en son bizim, NATO daimi temsilcisi Türkiye Savunma Bakanı defaatle biz bunu bir şekilde idare edeceğiz dedi. İşte en son ertelenecek dedi. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı çıktı bayram yok sabahı. Böyle bir şey dedi. Böyle bir şey yok dedi. Şimdi Türkiye'de kim konuşuyor? Yani kimin dediğini dinleyeceğiz diye baktığınız zaman bir empas var ortada. Ruslar da sürekli olarak biz hemen gönderiyoruz zaten falan deyip duruyorlar. Şimdi kimse burada nasıl bir karar verecek? Akar F-35 için Malatya'da inşaat devam ediyor. Biz alıyoruz F-35'leri ama ben, dedi. Şimdi
O konuda da işte Serhat'a ben soru sormuştum sizin program sırasında. Orada açıkladı böyle saçma şey olmaz diye. Şimdi bir takım aklı evveller de işte gelsin hemen bir an öncesi S-400'ler de güneye koyalım. Çünkü Kıbrıs'la aramız kötü diyor. Evet. Şimdi bu S-400'ler benim bildiğim savunma füzesi yani. Tabii. Kimse. Hayır şimdi Türkiye'deki tartışmanın akıl dışılığı üstünde bir fikir veriyor zaten bu zaten. Yani Kıbrıs'a saldıracağın füze bunlar değil. Kıbrıs'ta sana zaten herhalde hava kuvvetleriyle saldıracak filan değil. Ama bütün bunlar herkes ağzına ne gelirse kendini söylemeye yetkili filan görüyor. Ve biz tam bir çizgide değiliz yani en fazla. Şimdi daha da kötüsü şu. Bir pozisyon alınıyor Türkiye'de ondan sonra bütün dedikodular yayılıyor. Arka planda zaten bunu işte başka şeyler yapmaya çalıştı. İşte Ruslardan şu rica edildi, bu rica edildi filan. O zaman yani Türkiye'nin ciddiye alınabilmesini güçleştirecek bir keşmekeş çıkıyor ortaya. Evet. Bu da başka taraftan da görülüyor. Dediğim gibi yani benim edindiğim izlenim hakikaten Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Dışişleri Bakanlığı canla başla. Bu iş ilişkiler kırılmasın diye uğraşıp duruyor. Trump'ın da niyetinin filan bu olduğu söyleniyor ama bugün varılmış olan noktada Kongre'nin çizmiş olduğu çerçeveyi kırabilmekte çok da kolay olmayacak. New York'ta da büyük iki inşaat devam ediyor. Bir bu Türken Vakfı. Türk Evi. Ha, Türken Vakfı. Türken Vakfı da devam ediyor. Türk Evi ve Daimi Temsilcilik evet. 20 küsur katlı evet. binada çok merkezi yerlerde. Evet. İnşaatı devam ediyor yani bir taraftan da herhalde hani lobiciliği kendi üstümüze alıyoruz falan gibi bir kendi artık kendi öz kaynaklarımızla lobicilik yapacağız falan gibi bir şey mi var? Bizim Washington Büyükelçiliği'nin nasıl bir durumu var Washington'da? Vallahi benim edindiğim izlenim gene şu Washington Büyükelçiliği'nin çok da büyük bir etkisi yok yani. Yok. Şimdi normalde büyükelçiliğin halletmesi gereken bir takım işleri halletmesi için Türkiye'den iki iş insanının Amerika'ya gidip bir takım temaslarda bulunduğuna dair haberler Türk basınında çıktı. Washington'da ben bunu kimseye sormadım. Bilen biliyorlar mı bilmiyorlar mı onu da bilmiyorum ama elçiliğin en azından geçmişteki kadar ağırlığı olmadığı izlenimini ben edindim. Demek ki onlara o manevra marjı da tanınmıyor ama herhalde yani yapmak istese de yapamıyor belki. Şimdi buraya bir hamlede gelinmiyor. Hı hı. Yani işte elçiliğin önünde adam dövülüyor. Elçilik bunu bir şekilde savunuyor. Bu doğru yahut yanlış ne Amerikan medyasında ne de Amerika'da bu konularla ilgilenenler indinde kredibilitesi olan bir açıklama gibi görülmüyor. Hatta itici bir açıklama gibi görülüyor. Şimdi o zaman bu açıklamayı yapan ve de yaptıranlarla ilişkileri öyle çok da sıcak olamıyor. Yani telefonu açıp hatır için bir şeyler yaptıramıyorsunuz. Kişisel ilişkiler çok her şeye rağmen tabii. çok önemli. Onlar zayıf olduğu zaman da siz randevu almakta da güçlük çekebiliyorsunuz. Bir söz söyleyerek bir takım işte yerleri yumuşatma imkanınız da pek olmuyor vesaire filan. Benim edindiğim izlenim bu. Şu şeye geri dönersek ona girer gibi oldukça yani burada mesela ne bileyim Pompeo Türkiye'cidir. Bolton değildir, o onu dengeler. İşte Shanahan şurada durur. Böyle bir analiz yapabiliyor muyuz yoksa yok mu? Hayır. Şimdi şunu söyleyeyim. Şimdi bakın, bundan 3 hafta önce ben buraya gelmiş olsaydım, sizinle belki daha Türkiye tarafına hiç gelmeden İran'la savaş çıkacak mı diye konusuyla başlayacaktık. Ön koşulsuz görüşürüz dedi Pompeo. Hayır onu bırakın. Dün Trump bugün İngiltere'de söylüyor. Yani ben konuşmayı tercih ederim diyor. İşte her zaman bir fırsat vardır ama diyor yani ben konuşmayı tercih ederim filan diyor. Şimdi şu önemli yani bu belki Türkiye'de pek takip edilen bir şeydi. Şimdi John Bolton kim? Bolton bu maalesef Yale Hukuk Fakültesi mezunu. Şimdi John Bolton çok uzun zamandan beri yani bir şekilde o İran devrimini ve devrimin ardından rehine krizini sindirememiş, bunun intikamının mutlaka alınması gerektiğini düşünerek yanıp tutuşan
bir eski dışişleri mensubu. Evet. BM daimi temsilcisi miydi? Daimi temsilcisi olduğu Birleşmiş Milletler'in son 6 katının yıkılmasının herhangi bir değişiklik yaratmayacağını filan. Gerçi çok farklı düşünmüyorum ben de ama ben daimi temsilcilik yapmadım da. Şimdi, o zaman Bağdat'ta görev yapıyordum. Ona sonra geldi. Neyse şimdi Irak Savaşı'nı sonuna kadar desteklemiş olup orada hata yapılmadığını hala savunan filan birisi. Ve savaşçı. İlk zaten onun ağzından çıkan kimsenin kanıtlayamadığı İran gemilerimize saldırdı filan diye ortaya çıktı. Şimdi nereden nereye bu adam başkanın ulusal güvenlik danışmanı oldu diye soruyorsunuz. Arkadan bir isim çıkıyor. Sheldon Adelson. Kim Sheldon? En büyük kumarhaneler kralı şimdi, değil mi? Sheldon Adelson kumarhaneler kralı ve Bibi Netanyahu'nun bir numaralı finansörü. Evet. Hatta Trump'ın da bir numaralı finansörü. Trump'ın da önemli finansörlerinden birisi. Bir de İran konusunda en şahin senatör olan Tom Cotton'ın da kampanyasına $2 milyon filan vermiş birisi. Şimdi onun ısrarıyla John Bolton. Şimdi zaten Bibi'nin destekçisi bir adam John Bolton'u niye Trump'ın yanına koyar? Bir an önce şu gidin şu İran'ı vurun da hani hepimiz rahat edelim filan için. Evet. Şimdi çünkü Trump'ın Bolton'la öyle çok da kimyasının uyuşmadığı filan da yazılıp çiziliyor. Aslında ilginç bir şey, bıyık da hiç sevmiyor. Şimdi bütün bunlar Amerikan sisteminin nasıl işlediği konusunda hakikaten insanı böyle dehşet içinde bırakacak olan bir takım detaylar. Yani ya Sheldon Adelson diye gibi bir adamın Amerika'nın ulusal güvenlik danışmanını tayin edecek bir güçte olması hakikaten yani herhalde Amerika'da bu işlerle uğraşanların da saçlarını başlarını yol açıyor. Ama biraz da kahtı rical durumu var galiba. Hani kimse istemiyor bu işleri yapmayı. Yani bu Trump'ın etrafında ağzı yanan o kadar çok adam harcandı ki. Tabii. Gönüllü olacak olanlar da olmadı. Bir de o cumhuriyetçiler arasından da Trump'ı eleştiren işte adamın tweet'i çıkıyor, makalesi çıkıyor. Hani adam bulunuyor tam. Razı peki diyor, yaparım bu işi diyor. Evet. Bu sefer hayır senin diyor işte eleştirmişsin zamanında istenmiyor. Biraz da yani iş bunlara kalıyor. Ama şeyin Orta Doğu Barış Planı'nı ayrıca konuşacak da o bir parantez açalım. Onu, o dosya Bolton'un değil, o Kushner'in dosyası. O Kushner'in dosyası. Yani ama Sheldon Adelson değil örneğin. Yani var farklı. Gözünüzü seveyim sayın sefirim. Bibi Netanyahu New York'u ziyaret ettiğinde Kushner'lerin evinde kalıyor. Ve orada kaldığı zaman da Jared'in odasında kalıyor. Yani şimdi herhalde bu da Sheldon Adelson'dan daha uzak filan bir ilişki sayılmaz, öyle değil mi? Evet. Yani üstelik Jared'i ben bir android olarak görüyorum zaten. Hiçbir şeyde bildiğini sanmıyorum. Yarın galiba ya da... Bizdeki moda tabirle proje mi diyorsunuz yani? Kushner? Hayır o robot. şimdi ne o... Fire and Fury diye bir kitap vardı. Wolf soyadı adamın, şeyle ilgili çıktı. Sizin çok sevdiğiniz Steve Bannon'ın ağzından neredeyse yazılmış bir kitap. Şimdi onun yenisi çıkıyor bu aynı yazar tarafından. Onun iddiası Trump damadı için Martin Wolf olur mu canım? Değil. Şimdi bulurum. Şimdi birazdan bulurum onu. Kız gibi filan diyor, Bolton'la anlaşamadığını söylüyor vesaire filan, gene dedikodularla dolu bir şey. Şimdi bu söyledikleriniz bir İran konusu. İran'la Orta Doğu Barış Planı'nı belki bir birlikte görmek lazım diye düşünüyorum. Bu program için de hazırlanırken biraz onları bağladım birbirine. Çin var. Ve bu ticaret savaşı, hani üç cephe diye düşündüm ben. Bir bu Orta Doğu cephesi, bir bu Çin işte nadir toprak elementlerine karşılık ticaret savaşı gibi bir şey. Üçüncüsü de belki Meksika mülteciler. O da daha ziyade içeride bir damara dokunuyor sanki. Dilerseniz en uzaktan başlayalım bizim için. Bu Meksika mülteciler işte ben duvarı yaparım. Onlara da vergi koymaya başladı, gümrük vergisi. Deniyor ki ama gümrük vergisi orada üretim yapan Amerikan şirketlerini başta otomobilciler olmak üzere vuracak. Kendi kendimizi vuruyor. Buna
Meksika başkanı da yumuşak bir tepki gösterdi. Yani 25 milyon Meksikalı var dedi Amerika'da. Bu işler soğukkanlılıkla konuşuluyor. Yani benden böyle bir bağırıp çağırmamı beklemeyin gibi bir Obrador'un şeyi oydu. O da mesela orada, enteresan, evet. Orada iş nereye gidiyor? Bir oradan başlayalım. Ve neden bu Meksika saplantısı? Şimdi ben bunların, yani bu son Meksika tarzı, bir kere Meksika ile Amerika Birleşik Devletleri'nin serbest ticaret anlaşması var. Evet. Meşhur NAFTA. Yenilendi ve üstelik Kanada'da, yani Meksika'yla mikroskopla bakmanız gerekiyor neyin değiştiğine. Trump için önemli olan o şeydi. Ben yaptım. Yani. Ben işte hakkımızı korudum filan falan. İşte tamam. Şimdi üçlü serbest ticaret anlaşmasında ortağınız olan bir ülkeye sen mültecileri durdurmazsan ben %25'e kadar gümrük tarifelerini yükseltirim diye dediğiniz takdirde zaten gayri kanuni ya da uluslararası taahhütlerinize aykırı bir şey önermiş, yapmış oluyorsunuz. Şimdi niye yaptı bunu? Şimdi Türkiye'de ne kadar yankı buldu bilmiyorum. Biliyorsunuz Trump Japonya'ya gitti. Evet. Ve Japonya'da bir ziyaret ettiği yerlerin birinde demirleyen gemilerden birinin adı John McCain'di. Yani bu meşhur Arizonalı senatör, biliyorsunuz John McCain'in kendisi askerdi. Babası ve dedesi de Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin çok önemli amiralleri. Yani üç neslin adını aslında taşıyan bir gemi. İşte Vietnam'da esir düştüğünde babası o bölgenin bütün Pasifik'in... Tabii Pasifik'in komutanıydı filan. Trump'ın McCain'den, rahmetli McCain'in de Trump'tan nefret ettikleri biliniyor. Ve nitekim McCain kendi ölümünden sonra yapılacak olan seremoninin koreografisini ölmeden önce dikte ettiğinden Amerikan başkanı o seremonide konuşamadı. Tamam, şimdi durum bu. Beyaz Saray'dan birileri telefon ediyorlar. Diyorlar ki geminin ismini kapayın ve o gemiden askerler Trump'ın konuşma yapacağı alana alınmasın. Şimdi bu öğrenilince müthiş bir tepki uyandırdı. Yani sivillerin tepkisi bir yana, Pentagon'da öğrenince bunu generaller, amiraller filan küplere binmişler ve Trump'ın adamı olarak orada vekaleten görev yapan Shanahan'da Beyaz Saray'a bizi daha fazla politikanın içine sokmayın diye de bir mesaj gönderdi. Tamam mı? Şimdi böyle bir ortamda... Sonuç ne oldu peki? He? Yine kapandı mı gemi? Hayır, bu olaylar bittikten sonra biz bunu öğrendik. Aha. Tamam mı? Şimdi ama ne oldu? Trump çok sıkıştı. Bunun üzerine dikkati dağıtacak ve kendi tabanının çünkü mantıkla filan herhangi bir alakası olmadığından onlara bir yem atmış oldu. Fakat bu sefer de her konuda kendisine mutlak surette biat eden, mutlak surette itaat eden senatörlerden ve kongre üyelerinden, cumhuriyetçi senatör ve kongre üyelerinden sen deli misin diye tepkiyi gördü. Niye? Çünkü Amerikan şirketleri NAFTA dolayısıyla güneyden başlayan, Kanada'ya çıkan müthiş bir ağ kurmuşlar, tedarik ağı kurmuşlar. Yani bazı mallar oraya götürmüş, üç defa gidiyor Meksika'ya, geri geliyor filan. Şimdi siz buna vergi filan koymaya çalıştığınız takdirde tedarik ağını bozacaksınız, fiyatlar yükselecek ve aslında tabii şimdi Trump enteresan, Çin'e gümrük vergisi koyduğu zaman bunun Çin'e maliyet oluşturacağını düşünüyor. Halbuki maliyet Amerikan tüketicisine olacak. O zaman yani bunu yapmasın diye, buna hiç sıcak bakmıyoruz diye kongreden büyük bir isyan sesi çıktı ve dediğim ama gibi. Ama arttıracağım dedi, uyumazsa Meksika. Kongrede bizi seni bunu yapamayacak duruma sokmaya zorlama dedi. Yani şimdi oradayız şu anda. Şimdi oradayız çünkü zaten Trump İngiltere'de. O İngiltere'deyken kongre kendi sesini yükseltti. Ne kadar kararlı bir şekilde o noktada kalacak, Trump'ı ne şekilde ikna edecek? Belki bir şimdi o bakımdan Obrador'un tutumu önemli. Yani bir hile-i şeriyeyle filan zaten dedi, günde 1800 kişi
tutukluyorduk. Şimdi 3500 kişi tutukluyoruz ve sınırdan öteye atıyoruz falan dedi Meksikalılar. Bu işi büyük bir kavga çıkmadan halletme peşindeler. Bir toplu halde bir yüzlerce kişi bir toplu halde geçti galiba. Bunlar Meksikalı değil de Meksika'dan gelen Orta Amerikalılar. Şimdi o olay şöyle üzerine bir durum sanıyorum var. Bakın, bu sert tepkiyi gösterdi. Venezuela'nın nüfusunun %10'u ülkeden kaçtı. Evet. Bunların büyük bir kısmı Kolombiya'da filan ama ya da Brezilya'da ama bir kısmı da tabii ki yukarı Amerika'ya geliyor. Honduras. Honduras. Feci durumda. Evet. Honduras'tan deli gibi çoluk çocuk kaçıyor zaten oradan asıl. O bütün Orta Amerika kötü vaziyette. Onlar da Amerika'ya ancak Meksika üzerinden gelebilecekler. İşte konvoylar, monvoylar filan. Şimdi Meksikalılar da tabii zorlanmış oldular ama daha bu gümrük tarifesi işi biraz daha su kaldıracak gibi geliyor bana. Yani Trump bunda istediğini elde edemeyebilir. Çin çok farklı. Onu diyecektim. Çin'e bakalım. Çin'le ticaret savaşı meselesinde. Huawei'ye de ciddi bir şey. Tabii o konularda ciddi bir konsensus oluşmuş. Bugün sizin demin zikrettiğiniz Martin Wolf'un Financial Times gazetesinde çıkan yazısının başlığı İngilizcesi The Looming 100-Year US-China Conflict, yani önümüzde 100 yıl sürecek Amerika-Çin çatışması diye başlığı. Ve onun söylediği ki kendisi bu meşhur Bilderberg toplantısına katılmış, oradan edindiği izlenimleri özetleyerek söylüyor. Ben de buna tanık oldum doğrusunu isterseniz, yani hem Amerika'da nelerin tartışıldığını takip ederken filan. Evet, bir ortak düşmana ihtiyacımız var. Bu ortak düşman da artık bulundu. Yani terörle mücadele kesmiyor. Bu ancak Çin gibi bir ülke olabilir. Dolayısıyla bundan böyle Amerikan sermayesi de gerek demokratlar gerekse cumhuriyetçiler de Çin üzerinden sertleşecekler. Ama orada teoride şu yönü doğru değil mi işin? Yani beklenti Çin zaman içinde işte dünya kapitalist sistemine eklemlenecek, eklemlendikçe gelecek ama kurallar da hem Çin demokratikleşecek hem de Çin işte endüstrisi, sanayisi, işte şirketleri de kurallara göre oynayacak. Beklenti orada oldu. Ne Çin demokratikleşti, tam aksine. İşte Xi artık ömür boyu, ben başkanım, onu bile yazdı anayasaya ki o hakkı var anayasaya göre o sistemde. Yani bir böyle distopik bir hal aldı. Bu yüz tanıma sistemlerinden tutun her türlü muhalif sesin bastırılması. Çin şirketleri de Huawei gibi hakikaten hiçbir kuralı tanımadılar. Yani teknoloji hırsızlığından tutun hangi kural derseniz kuralsızlık hakim. Bütün bunları da belki sanki Türkiye'nin jeopolitik ağırlığını sonuna dek kullanması gibi, biz o kadar büyük ve gelişen pazarız ki hepimiz bizim pazara girmek istiyorsunuz. Burada 1,5 milyar işte insan yaşıyor. Mecbursunuz bizim tırnak içinde nazımızı çekmeye gibi bir buna ilk defa sanki bir set çeken Trump oldu. Bir işaret fişeği gibi oldu. Doğru. Doğru. Yani şimdi yani Trump bu da çok haksız değil herhalde. Trump 1987'de yanılmıyorsam meşhur New York Times'daki ilanını satın alıyor. Yani bir ilanla düşüncelerini açıklıyor ve orada bu serbest ticaret falan bizi aslında bozan bir şeydir diye söyleyip duruyor. Şimdi pratik olarak doğru. Çinliler kendilerine sunulmuş olan ya da önlerinde buldukları sistemi iyi sömürdüler. Şimdi o zaman sormak lazım, niye buna izin verdiniz bunca yıl? Çünkü Amerikan şirketlerinin işine İşte al gülüm ver gülüm. İdeolojik bir takım işte saplantılar vardı. Şuydu buydu vesaire filan. Şimdi Amerika ne yapmaya çalışıyor? Hala elinde tuttuğu mutlak gücünü, yani Çin ekonomisi ne kadar büyük olursa olsun henüz Amerikan ekonomisi kadar büyük değil. Bir, ikincisi Amerika'nın kişi başına geliri 50-60 bin dolar, Çin'in kişi başına geliri hala daha 10-12 bin, 13 bin dolar civarında. Bunu kullanarak Çin'i yani Çin daha belini tam doğrultmadan beline biraz beyzbol sopasıyla vurmaya çalışıyor tabiri caizse. İyi, bir güzel. De inovasyon kısmı sanki ABD'deydi. Şimdi ilk defa Çin bu 5G hikayesiyle hani biz de bir şeyler yapabiliyoruz. Amerikalılar da şimdi mesela Amerika'daki teknoloji şirketleri de şimdi bunu engelleyecek bir takım tedbirler alarak o yolda gitmeye çalışıyor. Ama mesele şimdi bir de şu var.
bu tür şikayetlerin varsa eğer, bu şikayetlerini taşıyabileceğin uluslararası kurumlar var. Şimdi Trump ne yapıyor? Kendisi o uluslararası kurumların mekanizmalarını reddediyor, kurallarını reddediyor, çiğniyor ve bunları pislik olarak gördüğünü her vesileyle ya söylüyor, ya ima ediyor, yahut da hissettiriyor. O zaman ne oluyor? Amerika sadece Çin'in işte haksız rekabet yoluyla elde ettiği avantajları engellemek için kendini korumuyor. Aynı zamanda kendisinin kurmuş olduğu dünya ekonomik, uluslararası ekonomik sistemin kurallarını ve kurumlarını tarumar ediyor. Evet. O yüzden de bir kavga durumu ortaya tamam. çıkıyor. Tamam. Burada bir virgül koyalım. Şimdi Meksika'yı, Çin'i konuştuk. Çin'e devam da edebiliriz. Daha sonra söyleyecekleri de olabilir. Ama bizim tarafa doğru geliyoruz. İran'ı, Orta Doğu Barış Planı'nı ve şu Türkiye Rusya ABD üçgeni, meşhur S-400 F-35 meselesini konuşarak sürdüreceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.